Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere boşa çıkan DVD, CD yazıcısı veya okuyucusunu harici olarak nasıl kullanırsınız, bundan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar, notebookumdan çıkarmış olduğum DVD yazıcıyı, okuyucuyu harici bir kutuyla harici DVD yazıcısı okuyucu olarak kullanacağım. Peki bu işlem nasıl gerçekleşti? Neden bu DVD yazıcı boşa çıktı? Notebook'uma SSD taktırdım. Arkadaşlar, notebook'un kendi hard diskini de bu DVD yazıcı bölümüne aktardık. Dolayısıyla orası doldu. DVD yazıcı boşa çıkmış oldu. Şimdi bunu bir kutu vasıtasıyla, bunlar için özel üretilen kutular var, kutuyla birlikte monte edeceğiz ve harici şekilde DVD yazıcı, DVD okuyucu şeklinde kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle DVD yazıcımız bu arkadaşlar. 9,5 mm kalınlığında. Şurada bir slotu var arkadaşlar. Aldığımız DVD harici kutusunu, harici yapmak için aldığımız kutu da şu. Bunun içine yerleştireceğiz arkadaşlar. Daha fazla parçaları da var. Burada bir mini USB, bir ucu mini USB, bir ucu da USB-A olan kablo var. Yine kutunun içerisinde bir kablo daha var. Bu da güç kablosu. Yine bir ucu USB-A, diğer ucu da iğne şeklinde. Bu gücü verecek harici DVD yazıcıya, okuyucuya. Şöyle bir parçamız var. Bu parçayı monte edeceğiz. Önemli parça bu. Bunu slota yerleştireceğiz beraber. Hep birlikte bakacağız şu anda. Ve bir de kapak çıkıyor en sonda kapatmak için. Şimdi işlemimize başlayalım arkadaşlar. Bir de burada aradaki boşluğu almak için küçük süngerimsi bir malzeme koymuşlar. Bu küçük süngerimsi malzemeyi de çıkaralım. İçinde de sabitlemek için 3 tane vida koymuşlar arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz slotlara, şunu da gördünüz, bu kısmı yerleştireceğiz arkadaşlar. Hemen şu şekilde birbirine denk getiriyoruz. Denk geldikten sonra hafifçe tam girene kadar bastırıyoruz. Sanırım oturdu. Oturduktan sonra şimdi kutunun içine yerleştirmek kalıyor ilk aşama. Kutuyu da sizlere şöyle göstereyim. Kutunun arka kısmında tam bunun üzerindeki deliklere denk gelecek şekilde bölümler var. Soktuğumuzda oraya tam denk gelmesi lazım. Yani şu şekilde göstereyim. Bunu tekrar kontrol edelim. Tam şekilde oturmuş mu? Şimdi bu kutu ikiye ayrılabiliyor arkadaşlar. İkiye ayırdıktan sonra DVD sürücümüzü alıp tam buradaki deliklere denk gelecek şekilde, şöyle gösterelim. Bu şekilde deliklere denk gelecek şekilde slotlar, hem güç slotuna hem de burada USB slotuna denk gelecek şekilde buraya oturtuyoruz arkadaşlar. Oturttuktan sonra burada kapağımız var. Bu kapağımızı bunun üzerine kapatıyoruz. Tam olarak yerlerine denk getirdik. Bastırıyoruz arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra da şimdi elime alacağım vidalarla bunları sabitleyeceğiz. Vidaları çıkaralım. Vidalarımızı çıkardık. Şurada gördüğünüz gibi delikler var. Bu deliklere vidalayacağız ki DVD sürücü yerinden oynamasın. Hemen yerlerine yerleştirelim. Vidaları sıktıktan sonra en son halini de, kapağını da kapattıktan sonra güç kablolarını bağlayabileceğiz. Vidaları sıktıktan sonra şu şekilde arkadan da tabi DVD sürücüyü tutuyoruz ki kaymasın. Bu oturdu. Şimdi ikinciyi oturtalım.
Şu vidaları sıktıktan sonra oturacak. Üçüncüyü de alalım. Üçüncünün deliği de şu taraflarda bir yerlerde. Şu tarafta hemen şu tarafa yerleştiriyoruz. Ve bunları tornavida ile sıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıra kablolarını bağlamaya geldi. Öncelikle burayı şuradaki yuvarlak bölüme takıyoruz. Bu güç kablosu görevi görecek arkadaşlar. Diğer bir kablomuz da mini USB uçlu. Bu ucu şurada gördüğünüz mini USB'ye takıyoruz arkadaşlar. Bunu da oturttuk. Şimdi laptopumuz hazırda bekliyor. Öncelikle ilk USB'yi takalım. Güç USB'sini. Daha sonra da diğer USB'yi takalım. Ve şuradan açma kapama düğmesine basalım. Gördüğünüz gibi CD sürücümüz, DVD sürücümüz açıldı. Bilgisayardan da baktığımızda masa üstünde eskiden CD sürücü simgesi gözükmezken şimdi CD sürücü simgesi gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde kolay bir kurulum yaptık. Siz de sizin de DVD sürücünüz, CD sürücünüz SSD takımında boşa çıkarsa böyle bir kutu alarak onu harici hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.